Selamlar, Maymunuz Exen platformunda sihirlerle mihirlerle yayınlanmaya başladı. Ben de hazır Exen'e üye olmuşken dedim ki neden izlemeyeyim ve geçmişte karşılaştırmalar yaparak yorumda bulunmayayım. Önce biraz geçmişinden bahsetmek istiyorum sihirlerlemin. Sihirlerlem ilk 2003 yılında yayınlanmaya başlıyor ve 4 sezon boyunca yayınlandıktan sonra dizi bitiyor. Daha sonra 2011 yılında tekrar yayınlanmaya başlıyor ve 3 sezon boyunca yayınlanarak toplam 240 bölüm 7 sezonla yayın hayatını bitiriyor. O dönem tabii ki çok sansasyon yaratan bir dizi diyebilirim. Çünkü her ne kadar Türkiye dizi anlamında çok ileri seviyede bir ülke olsa Türkiye'nin fantastik dizi konusunda çok tecrübeli olmayışıyla aslında bence tehlikeli bir dizi yatırımı olmuş o dönem için. Ama gerçekten vizyonlu ve sağlıklı bir yatırım olduğu o kadar bariz ki, çünkü böyle bir ihtiyaç varmış demek ki ve bunu görmüşler, bunu değerlendirmişler ve hem çok iyi paralar kazandırmış dizi o dönem için, hem de gerçekten o dönemki çocukları ve belki de kimi yetişkinleri etkileyen bir dizi olmuş. Şu anda ise Exen platformunda dizi dediğim gibi yayınlanmaya başladı. Ben de ilk bölümünü seyrettim. Dizinin tabii küçük değişimleri var. Ama bu küçük değişimlerin dışında benim en çok merak ettiğim şey şuydu. İlk seride çocuklara gerçekten uygun olan bir dil ve görsellik kullanılmıştı. Aslında şöyle düşündüm ilk olarak ben. Dil tabii ki de önemli. Oradaki senaristin gerçekten iyi bir iş çıkartması gerekiyor. Çünkü hedef kitlesi çocuklar ve çocuklar hani 5 ile belki 12-13 yaş arasındaki çocuklara hitap edecekti bu dizi. O yüzden gerçekten çok iyi bir iş çıkarılmış. Özellikle şunu fark ettim. Yaşlı oyuncular dediğimiz Nevra Serezliler, Metin Serezliler vesaire. Onlar cümlelerinin sonlarını hep yorla bitirmişler. Gidiyordu, geliyordu. Belki tiyatro geçmişlerinden kaynaklı bilmiyorum ama senaryo dışında bir şey söyleyeceklerini ben pek düşünmüyorum. O yüzden çok hoştu. Ben gerçekten eski serinin ilk bölümünü seyrettiğimde çok beğendim. Çok hoşuma gitti. O dönemde belki de bizi bu kadar diziye bağlayan şeylerden birinin bu olduğunu düşündüm. Görsellik konusundaysa belki dönemin teknolojik imkanlarından dolayı, belki böyle tercih edildiği için bilmiyorum. Çok gözü yoran, çok böyle rahatsız edici görsel şovlar, işte oraya kaçan, buraya gelen şeyler olmadığı için bence o dönemde benim gibi küçük çocukları gerçekten kendine çeken bir dizi olmuş. Şimdi de ise yeni seriyi izlerken Exen'de bunlara dikkat ettim. Acaba nasıl olmuş, ne yapmışlar diye. Ve bence o sade dili korumuşlar. Tabii ki de şu anda görsel olarak dizi daha iyi, daha kaliteli. Ama yine o ana hikayenin, ana serinin, ana görselliklerini bence korumuşlar. İşte zaman durdurmak için böyle yapmaları, işte bir yerden bir yere giderken hareket etmeleri vesaire. O açıdan cidden çok beğendim diziyi. Süresi de çok güzel. 1 saat. Hatta sanırım ikinci bölüm 45 dakika. O yüzden ben çok beğendim. Senaryo açısından da benim en çok korktuğum şey şuydu. Acaba hani eski senaryoya çok çok bağlı mı kalacaklar? Yine biz aynı diziyi mi seyredeceğiz? Yoksa çok çok değiştirecekler ve hani saçma bir remake yeniden yapım mı olacak? Ama gördüğüm şey şu oldu. Küçük oynamalar illaki var. Hem aradan 20 sene geçmiş olmasının getirdiği bir şeyle, hem farklı oyuncuların olmasıyla beraber çok normal buldum bunu. Zaten bu senaryo üzerine düşündükten sonra hemen gittim eski serinin ve yeni serinin senaristlerinin kimler olduğuna baktım. Aynı kişiymiş. Gamze Özer hem iki seriyi hem de şimdiki seriyi yazmış. O açıdan o geçişin sağlanması bence çok şeffaf ve yumuşak şekilde olmuş. Zaten eski serinin ikinci yayınlandığı dönemin yapımcısı da aynı zamanda şimdiki yapımcı Süreç Film. Hem senaristin hem de yapımcının aynı kalmasının oyuncu seçiminde çok ciddi etkili olduğunu düşünüyorum. İlk serideki kişi stereotiplerine, kişilik özelliklerine gerçekten uygun seçimler yapmışlar. Ve o yüzden çok şaşırmıyorsunuz. Yani evet Cem buydu, evet Ceren buydu, evet işte Eda buydu. Çok net.
O fark hissedebiliyoruz yani. Tek iki şeye takıldım bununla alakalı. Bir, Emre Altuğ'ya hani şapşal damat, Tuzun'un deyimiyle şapşal damat, Sadık rolünü çok böyle başta bir garipsedim. Çünkü Emre Altuğ böyle lise defterlerinden falan biliyoruz biz onu, daha ciddi böyle karakterler oynadığı için. Ama ben alışacağımızı düşünüyorum. Kendinin de ilerleyen bölümlerde role gireceğini düşünüyorum. Çünkü ben Emre Altuğ'un oyunculuğunu beğeniyorum. Yani tam mükemmel değil ama yani altından kalkmış bence Şapşal Sadık rolünün. Zaten diğer seçimler gerçekten çok iyi. Çocuklardan çok ciddi bir beklentim yoktu. Çünkü hepsinin yaşları küçük ve muhtemelen ilk oyunculuk deneyimleri olacak adam akıllı bir dizide. Bir tek şey beni çok üzdü. Metin Serezli'nin Taci'yi seslendirmeyişi, Allah rahmet eylesin, beni üzdü. Çünkü diğer karakterler görsel hafızamızla geri edindiler. Ama Taci bizim için sadece Metin Serezli'nin aslında sesiydi. Ve onun olmayışı, onun yerine farklı bir sesin oluşu beni bir tık üzdü ve böyle rahatsız hissettirdi diyebilirim. Dediğim gibi günün sonunda gerçekten o anları tekrar yaşamak, çocukluğa dönmek ve böyle nispeten hayatın yorgunluğundan beni uzaklaştıran bir dizi izlemiş olmak güzeldi. Niyetim devam etmek ve daha büyük farklılıklar görürsem yeni videolarla bunları anlatmak olacak. Bundan sonraki süreçte. İzlemeli misiniz? Eğer zamanınız yoksa bence izlemeyin. Ama çok çok boşsanız, hani çok 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 boşsanız ve Exxen platformuna üye olacaksanız veya Acun abiye destek vermek istiyorsanız bence izleyebilirsiniz. Güzel anılarınız canlanacaktır diye düşünüyorum. Unutmadan şurada bir yerde abone butonumuz olacak. Şurada bir yerde de benim farklı bir videom olacak. Onları da böyle izlerseniz, takip ederseniz ve kanalımıza abone olursanız güzel olur. Görüşmek üzere.